Karabük için bir şeyler yapılması gerekiyor. Karabük Belediyesi yeter ki başarısız olsun, buna bir müeyyide uygulanması. Ne bu? Daha evvelden kendileri de düşünebilirlerdi. Devlet Demir Yolları projesi bizim için çok büyük projeydi Karabük'te. Meydan gibi bir projeydi. Devlet Demir Yolları ile protokolü imzaladık. Bunun arkasında durması gereken kimdi Ankara'da? Milletvekillerimizdi. Bırakın imzaladığımız protokolün devamını engellediklerine adım gibi eminim. Bakın adım gibi eminim. Siz bir şeyler yapıyorsanız her türlü desteği veriyoruz. Bir planlama yapıyorsanız buranın imar durumunu ayarlıyoruz. Yeter ki 100. yıl mahallesinde böyle bir kültür merkezi olsun. Evet, öyle belinde gençlik merkezi olsun, imar durumlarını ayarlıyoruz. Yeter ki Karabük'e bir çivi çakılsın. Yeni mahalleye spor merkezi yapılsın, imar durumlarını ayarlıyoruz. Hastanelerin imar problemini bir akşamda çözüyoruz. Bütün önlerini açmak için, bakın Karabük'e hizmet etmek için. Şimdi kendileri işe geldikleri zaman bir problemimiz mi var? Bütün bakanlıklarda engelle. Karabük'ün menfaatine kullanılacak bir para mı var? Bütün bankalardan engellemeye çalış. Bunların hiçbirisi tabii bizi yıldıramaz. Şükürler olsun, yapmış olduğumuz kaynaklarla şu anda Karabük'te yaptığımız işlerden bugün paraya çevirdiğimiz zaman 100 trilyon lira nakit para buluruz. Hiçbirisine de boynumuz eğri olmaz Karabük'te. Çünkü biz bu paraları sizin paralarınızı çarçur etmemek için, belediyeye bir kuruşluk haram karıştırmamak için gecemizi gündüzümüzü üzerine veriyoruz. Şu anda Türkiye'de rüşvetin konuşulmadığı tek belediye Karabük Belediyesi. Türkiye'de en yüksek performanstan çalışan Karabük Belediye işçisi. Niye mi derseniz, ben belediye işçimle beraber siyaset yapmıyorum. Benim siyasi propagandalarımın içerisinde belediye işçimiz yok. İstediği yere oyunu verebilir. İstediği yere oyunu verebilir. Şimdi bunların hiçbirisini hazmedemiyorlar. Gene başladılar umut tacirliğine. Çıkacaklar yola. Evet, gene işsizlere ellerinde işsizlik listeleri. Karabük'le ilgili bir tane yatırım yapılmamış. Organize sanayi genişletilememiş. Organize sanayi büyütülememiş. Çocuklarımız gurbetlerde. Çocuklarımız yollarda, her ev parçalanmış. Asgari ücretten günde belediyenin kapısına en az 50 tane arkadaşımız geliyor asgari ücretten çalışmaya. Aynı şekilde emeklilerimiz, 12 yıl evvel ben de emekliydim. Emekli maaşım 5,5 altın alıyordu. Şu anda 2,5 altın alıyor her gün edebiyatları. 65 yaş üstündekilerin bir tanesini otobüse bindiremediler. Biz davaları açtık. Arkamızda ne valilik durdu, ne hükümet durdu, ne iktidar partisi durdu. 30 bin lira da avukat parası ödedik. Başlayacaklar gene vaatlere. Ellerinde kumanya paketleri, AK Parti'ye kayıt olursa, işsizlik listeleri AK Parti'ye kayıt olursa, Karabük'le ilgili çakılmış bir tane çivileri yok ortada. Evet, ne kadar fazla oy verirseniz iktidar partisine Karabük'e şunlar yapılacak. Ne kadar fazla oy verirseniz Karabük'e bunlar yapılacak. Verdik bu oyları da iktidar partisine. Verdik bu oyların hepsini verdik. Bakın, ben bütün dostlarımdan şunu istiyorum, şunu bekliyorum. Bu önümüzdeki seçimler Karabük'ün gerçekten bir dönüm noktası olacak. Eğer Karabük'te iktidar partisinin gücü kırılırsa, biz bir tane milletvekili çıkartırsak Karabük'ün kaderi kesinlikle değişeceğine inanıyorum. Çok büyük bir organize sanayi yapılacağına inanıyorum. Bunları takip edecek bir milletvekilimizin Ankara'da olması Karabük'ün ufkunu açacağına inanıyorum. Bu konuda da bütün dostlarımdan, sizlerden destek bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Evet.